Akit'ten başlayalım. AKM sembol eser olacak diyor manşette. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında, daha doğrusu yeni yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin AKM'nin projesinin lansmanında konuştu, tanıtımını yaptı. Şimdi yaklaşık olarak gazete detayda şöyle geliyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yeni AKM projesinin tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi binanın 2019 yılının ilk 4 ayında açılacağı müjdesini verdi. İlk çeyreğinde Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de sembol eser olacak dedi. Şimdi burada gerçekten de ben çok beğendim projeyi. Yani çok beğendim. Eski AKM bir demir yığınıydı. Tamam mı? Ve yani çağın şartlarını karşılamıyor. Hiç estetik değildi. O günün koşullarına göre yapılmış tabii ki. O günün koşullarına göre öyle iyiydi ama bugünün koşullarına uymuyordu. Bir de bina eski. Yani yıkıldı, yıkılacak artık. Yani o hale gelmiş. Efendim, güvenli de değil. 10 yıl yıkılamadı burası. 10 yıl uğraşıldı. O mahkemeye verdi. Yıktırmayız, yıkamazsınız, şunu yapamazsınız. Bunu ya işi ideolojiye sıkıştırarak, tam işi ideolojik böyle efendim sayıklarla sabote ederek süreci sekteye uğrattılar. 10 yıl boyunca orası yıkılmadı ve atıl durumda kaldı. Bekledi öyle 10 yıl. Yazık, günah. Boşu boş. Yazık yani. Nasıl işte bu Türkiye'deki ağır bürokrasi, yargı, o müdahale ediyor, Danıştay müdahale ediyor, zırt müdahale ediyor. Bir kısım medya. Ya birileri işte dernekler, yok bilmem sivil toplum örgütleri gidip mahkemeye veriyor. Ama verdiklerini yıktırmazlık. Neyi yıktırmazlık? Ya ne var orada? Neyi ya? Oraya daha iyisi yapılacak. Niye yıktır? Ama dün bir şey dikkatinizi çekti mi? İdeolojik sayıklarla baktığı için buraya diyor AVM yapılacak. Buraya bilmem burası ben ne yapılmayacak. Ya sana güvenceyi veriyor. Hükümet diyor ki aha proje burada, ne AVM'si, ben buraya yeni bir opera binası yapıyorum diyor. Sana o güvenceyi ne veriyor? Hayır, yine diretiyorlar. Tamamen ideolojik çünkü. En nihayetinde işte sonunda yıkılıyor. Yerine aynen eskisine de benziyor. Dış şeyi, görüntüsü. Aynen eski ilk kendi aslı mimarisine benzetmişler. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim mesela. Modern hali. Yani mimarinin şeyi bozulmamış. Özü bozulmamış. İlk yapıldığı gibi o şeyden şey yapılmamış, vazgeçilmemiş, tamam mı? O özelliği de kaybolmadan yeniden efendim restore edildi. Şimdi yeniden projelendirildi ve yeniden inşa edilecek orası. Koskoca 2500 kişilik bir opera salonu var. Müthiş ya. Ve dünyada halkı sayılı bir akustiği olacak bunun. Çünkü tiyatroda, operada akustik çok önemli. Sahne akustiği. O olacak. Ek tiyatro salonları olacak. Şimdi ben AKM'yi iyi biliyorum. Aziz Nesin sahnesi vardır. O küçük bir sahneleri vardı. Yok büyük salon vardı. Yok küçük salon vardı. Cep tiyatro salonu vardı. Bir de büyük opera salonu vardı. Şimdi bunu daha da geliştirdi. Bu projeyle hükümet, Kültür Bakanlığı daha da geliştirdi. 2500 kişilik oldu. Ve aynı zamanda da yine yanında efendim işte tiyatro salonları, sinema salonları, çok güzel bir restoran. Ama hepsi de önemli. İnsanlar dışarıdan da izleyebilecekler. Büyük ekranlardan içerideki opera gösterisinin, tiyatro gösterisinin, ne bileyim başka etkinlikleri, konferansları, şunu bunu oturup izleyebilecekler. Dışarıdan da izleyebilecekler. Yani sadece Sayın Erdoğan dediği gibi elitlere hizmet etmeyecek orası. O elit de neyse, yani oraya gidip de orada izleyip, elit mi oluyor? O da ayrı bir tartışma oldu. Ama öyle diyorlar ya, elitler falan. Hani artık elitlere de değil, artık herkes, halkın her kesiminden insanlar gelip orada rahatlıkla o kompleksin içinden faydalanabilecekler. Kimisi gidip tiyatro seyredecek ya da opera ya da sinema ya da bir konferansta bir etkinlik, bir şey dinleyecek. Kimisi de dışarıda gezecek, oturacak, çayını içecek, ne bileyim yemeğini yiyecek ama bir taraftan monitörden de içerideki etkinliği takip edebilecek. Çok güzel bir şey bu. Ellerine sağlık. Ben çok beğendim açıkçası. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel orada, güzel sanatsal aktivitelerle ilginç, orayı oranın hakkı verirsin. İlginç evet. Bir şey vardı ama. Birkaç sene önce canhıraş şekilde karşı çıkanlar, dün gördüm ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve eşi fotoğraf Emine Hanım'la son model aldıkları var. O kuyruğa girdikleri yeni çıkan bir model var. O telefonları alıp Çekip paylaşıyorlar. Ben de kuyrukta bak. Hayır, bir de her kalemde görünmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Aha, burada da göründüm, şurada da göründüm bilmem ne. Yani şöyle özetleyeyim. Vatan mücadelesinde hep en arkalarda olanlar nedense iş gösterişe gelince hep en önde fotoğraf kalemleri. Bunlar zaten böyle zamanlarda çıkıyor. Değil mi?
Yani bunlar. Bu fotoğraf karelerinde ön plana çıkan adamlardan korkun. Hangi cepheden, ideolojiden olursa olsun. Sürekli ön tarafa fırlayıp o fotoğraf çekenlerden korkun. En tehlikeli onlar, en sinsileri. Aynen. Bir de bu proje hayata geçtikten sonra 2019'da ilk çeyreğinde inşallah Allah nasip eder de yetişirse Taksim trafiğe kapatılacak. Çok güzel. Harika bir şey bu. Taksim'in trafiğe kapanması. Araç trafiği. Çok evet. Güzel. Ve orası Taksim'in çehresini de değiştirecek. Tamam. Ne oldu? Bak Taksim camisi de yapılıyor. Ne oldu? İşte caminin karşısında opera salonu var. Sorry. Ne oldu? Demek ki olabilir. Olabiliyormuş. Ne oldu yani? Ha? Cami de oluyor orada, opera salonu da oluyor. Zorlama da yok. Ne oldu? Kim kimi zorluyor? Kıyamet mi kol? Evet, isteyen camiye gider, isteyen de oraya gider, operaya gider. Bitti. Taksim'in camiye ihtiyacı var kardeşim. Millet kaldırımlarda cuma namazı kılıyor ya Taksim'de. Tabii ya, Taksim İstanbul'un en önemli yerleri. Senin oraya gösterişi bir cami yapman lazım. Ya iki yapı içinde. Sembol. Din de gösteriş olmaz, yanlış anlaşılmasın. Yani ibadethanenin ne olursa olsun. Hayır, güzel bir cami yapabiliriz. Güzel bir cami, o Selimiye gibi, evvel Ulu Cami gibi güzel. Kastettiğiniz güzel. O anlamda kastediyorum. Göstericiler onu kastediyorum. Hı hı. Güzel bir cami oraya bir yakışır ya. Taksim Meydan orası yani. Ama yanında da çok güzel bir opera salonu da var. O da Taksim'e yakışır. O da bize yakışan bir şey yani. Güzel bir şey ya. İçinde sanat etkinliklerinin yapılacağı, dünyada hatır sayılır. Belki de en önemlisi, en efendimiz önde geleni bir kompleks yapmak bu ülkeye bir kazanımdır ya. Kazançtır, bir yatırımdır, bir milli değerdir bu. Hı hı. Bir milli varlıktır. Yapacaksın. Ben projeyi çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Orada güzel sanat eserleri efendim sahnelensin, güzel etkinlikler yapılsın. Orada sanatseverler de gitsinler, oradan olabildiğince faydalansınlar. Ne kadar güzel yani. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.